TİSK ilk defa asgari ücret tammı için rakam verdi. Asgari ücret tespit komisyonu işveren temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde yeniden toplandı. TÜİK her yıl komisyona sunduğu bekar bir işçinin asgari geçim maliyetini ilişkin hesaplamayı bu yıl üzerimize kalıyor diyerek açıklamadı. Toplantı sonrası taraflar birlikte açıklama yaptı. İşçi temsilcisi Türk i̇ş, bir işçinin asgari geçim miktarını 3900 TL olarak ifade ederken İşveren tarafı söz konusu miktarı 3100 TL olarak açıkladı. Bu rakamlar kamuoyunda asgari ücret önerisi gibi algılandı. Fakat yanlış algı üzerine TİSK'ten bir açıklama daha geldi. 3100 TL gibi bir önerileri olmadığını belirten patronlar... Toplantıda herhangi bir teklif veya rakam dile getirmediklerini ifade etti. Kamuoyunda yaşanan kafa karışıklığı sonrası Halk TV yazarı İsmail Saymaz, TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol'la yaptığı görüşmeyi kaleme aldı. Saymaz'ın asgari ücret için aklınızdan geçen miktar 3100 TL mi sorusunu yanıtlayan Akkol, Türkiye'nin açıkladığı resmi enflasyon olan %21'lik zammı kafadan vereceklerini söyledi. Akkol konuyla ilgili şunları söyledi: "Öyle şey olur mu? İşveren fedakarlık yapacak." İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan %21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne ne yapılabilir diye çalışıyoruz. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de bugünkü köşesinde 2022 yılı için belirlenecek asgari ücretle ilgili tahminini açıkladı. Selvi asgari ücretin bugün açıklanmasının gerektiğini belirterek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in toplumun beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız dediğini hatırlattı. Selvi konuyu ilişkin asgari ücret rakamım tutacak mı başlığıyla yazdığı yazıda Ankara'da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4070 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin mecliste yaptığı konuşmada toplumun işçilerin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacak demişti.